depresyon. Günümüzde yaygınca bulunuyor değil evet, mi hocam? Depresyon, depresyona giren kişi toplu bir ortama girmekten korkar, cesareti olmaz. Veya aşırı aktif olur. Aşırı yemek yer, kilo alır veya yemez. Bunalımlı, yani bunalım demek ki, ruhi bunalım eski ismiyle depresyon. Ailevi sebeplerden, iş yerindeki faktörlerden veya vesaire birçok faktör rol oynayabilir. Yanlış beslenmeden, aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan vesaire, yani birçok faktör rol oynayabilir. Burada neden depresyon oluyor? Beyin normal olarak serotonin, noradrenalin, glutamat, dopamin gibi birçok hormon salgılar. Bu hormonlardan serotonin ve noradrenalin hormonlarının azalması depresyonu tetikler. Evet. Şimdi mesela eskiden 20 yıl önce Almanya'da insanlar sabahçı, öğlenci, gececi çalışıyordu. Düzenli vardiya bir vardiya sistemi. Vardiya 3. Bir hafta gececi, bir hafta ara veriyor 3-4 gün sonra tekrar öğlenci, sonra gececi vesaire. Alman ekonomisi çökmeye başlayınca Hindistan ve Çin'le mücadele edemeyince Almanlar ne yaptılar? Çağrı sistemi, bir diş sistem getirdiler. İhtiyacı olduğu zaman çağırıyor vatandaşı. Gel çalış bugün. Gececi. Bir gün sonra sabahçı gel diyor. Bir adam zaten yeni çıkmış işten. İhtiyacı varsa çağırıyor. Bir gün öğlenci çağırıyor. Bir gün gececi çağırıyor. Yani nasıl çalışacağı, ne yapacağı belli değil. Evet. Şaşkın insanlar. Sabahçı, öğleci, gececi işten çıksa, işsiz kalsa perişan. İşçi hakları Almanya'da, sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa'da 100 yıl gerisine döndü. İşçiler köle durumuna düştü. Alman hükümeti ülkesini kurtarabilmek için, Hindistan ve Çin'le rekabet edebilmek için ve işverenlerin Avrupa'ya ve Çin'e, Asya'ya kaçmamaları için işçilerin bütün haklarını sıfırladı. İşçilerin hakkını sıfır. 100 yıl geriye döndü. Şimdi o tür insanlarla, yeni sistemle çalışan insanlara konuşuyorsun, hepsi bunalımda. Adam uyuyamıyor ki. Eve gidiyor, uyuyor, alo telefon, gel buraya çalış. Çalışıyor, bir gün sonra nasıl geleceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Artı, eski işçiler mesela 2500 euro alıyorsa, yeni işçiler 700-800 euro alıyor. Bir ailede 4 kişi çalışmıyorsa o aile aç. Sarı kantaron %1 oranında hipeforin, hiperisin içerir. 400 çeşit sarı kantaron var. Sarı kantaronun birleşimindeki hiperisin ve hipeforin denen etken maddeler beyindeki serotonin hormonu salgılamasını artırır bir. Bu kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapar. İki, noradrenalin hormonu salgılamasını artırır. Noradrenalin hormonu kişiye dikkat eksikliğini önler, hiperaktiviteyi önler. Kişiyi konuya odaklandırır. Üç, glutamat hormonu salgılanmasını artırır. Kişinin yemede, içmesinden, hayatından, yaşam tarzından zevk almasını sağlar. Zevk almasını sağlar. Dört, dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Böylece kişi ileride Parkinson hastası olmasını önler. Kim diyor? Bir bakalım. Profesör Doktor Gießen Üniversitesi'nden, Liebing Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wölk, Justus Liebing Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wölk yapmış olduğu klinik araştırmalarda baş ağrısı, iç huzursuzluk, uykusuzluk, depresyona karşı etkili olduğunu belgelemiş. Bir. İki, Profesör Doktor Şara'da korku, depresyon, uyku rahatsızları olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmiş. Profesör Doktor Wolf ve ekibi kanser hastalarının kanser tedavisi sırasında kemoterapi olsun veyahut da şua, yani ışın tedavisi neticesinde kanser hastalarında çok ağır sinirsel ağrılar olur. Kanser hastalarının kemoterapi veya ışın tedavisi sırasında ortaya çıkan ağrılarını sarı kantaronla dindirdiğini, ağrı kesici olduğunu belgelemiştir. Çok güzel hocam. Bir ayrı, bir başka özelliğini de söyleyeyim. Bir beyefendi şimdi 60 yaşında, hanımı da 30 yaşında. Gelmiş bana diyor ki,
Yatağa girmekten korkuyorum. Kendime güvenim yok. Hiç problem değildim. Biz onun için özel bir formül geliştirdik. Birleşimde sarı kantaron otunun sarı kantaron otu yeterli değil. Neden? Çünkü birleşimdeki etken madde az. Bunun sarı kantaron otunun ekstraktı, oğlotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi birçok bitkinin ekstraktına oluşan özel bir formül. Şimdi, bunun üretimi var değil mi İbrahim Bey sizde? Evet tabii elbette var. Şimdi bu beyefendiye bu özel formülden kullanın bakayım ne olacak? 6 hafta sonra dedi ki mükemmel, hiçbir rahatsızlık kalmadı, rahatım artık. Bir de performans artırıcı var mı hocam? Dedim ona da çare, problem yok. Şimdi benim küçük oğlum, büyük oğlum 7 yaşında, 5 yaşında ağır bir grip enfeksiyonundan sonra ateşi 42'ye yükseldi gece. O baktım ateşi yükselmiş. Hemen bunu aldım. Küfete, soğuk suyla duş yaptırdım. Bundan sonra çocukta bir kekeleme başladı. Doktor dedi ki kasıtlı maksatlı yapıyor. Kasıtlı maksatlı yapar mı çocuk? Sonra baktım doktorun yapacağı bir şey yok. Ben ona sarı kantorondan elde edilen bu formülü uyguladım. 6 haftada şak rahatsızlık geçti. Sarı kantoron ise her türlü depresyon. Mesela benim Frankfurt'tan tanıdığım gene bir beyefendi, adamcağız, çok kötü bir çevre nedeniyle esrar kullanmış. 3 tane çocuğu var. Bana diyor ki, işten çıktım, eve gittim diyor, gececi sabah işe eve gitmiş. Urganı almış, boğazına geçirmiş, sandalyeye çekmiş, intihar edecek. İntihar edecektim diyor. Çocuklarım gözümün önüne geldi diyor. İntihar edemedim. Niye? Esrar kullanmaktan beyni sulanmış. Hı. Esrar, eroin, kokain vesaire kullanan kişinin beyindeki hücreler yavaş yavaş ölüyor. Beyin hücreleri ölüyor. Veya yani yarı deli gibi oluyor. Kafa gidiyor. Sersemleştiriyor. Yani ne yaptığını bilmiyor. Ya problem değil. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Bir, özel bir psikiyatriste gideceksin, tedavi göreceksin, ruhu bunalıma atlatacaksın. İki, bunu takviye olarak güçlendirmek için sarı kantoron kullanacaksın. Forte ama trajesini. Bunu otunu değil, otunun birleşimindeki etken madde %2, %3. Ekstraktını kullanacaklar. Ekstraktı. Siz bunu otunu, çayını iç. Böyle ağır vakalarda etkisi nedir? Çok az. Bu nedenle damıtılarak elde edilen destilasyonla veya ekstraksiyonla, özel sistemle elde edilen ekstraktını kullanacaksınız ki %100 verim alın. Bu beyefendi 6 hafta düzenli kullandı. Tekrar görüştük. Nasılsın? Allah'a çok şükür olsun. Artık dedi intihar düşünmüyorum. Ya rahatladım dedim. Yine bir başka bir beyefendi, ben ona sendika seçimlerinde falan yardımcı olmuştum. Profesör gibi bir çıkıyor, bir konuşuyor. Oo, maşallah. Karşısında hiç kimse konuşamıyor adam. Zehir gibi. Kafa çok iyi çalışıyor. Mükemmel. Dört dörtlük. Çok iyi bir hatip. Yani genç birisi ama çok mükemmel. Yıllar önce. Aradan 10 yıl geçti. Tekrar karşılaştım aynı şahısla. Ben ona bir şey soruyorum. O başka bir şey anlatıyor. Anlamıyor ki. Ne oldu sana dedim. Diyor ki ben diyor artık ne sorulduğunu diyor, soruyu anlamıyor. Yani ne sorduğunu anlamıyorum diyor. Kavrayamıyor. Sorulan sorulara cevap veremiyor, bilmiyor. Ben bir şey sorayım, o başka bir şey anlatıyor. Dedim ki, bu maddeleri bırakman lazım, tedavi görmen lazım. Doktora gideceksin, bir. İki, beyni temizlemek, aramak için ginkgo forte, sarı kantaron forte. Aileten kullanması gerekecek. Evet, ginkgo forte, sarı kantaron forte. Yani bağırsaklarında problem varsa kişinin aloe vera, midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Eğer kişi bunları düzenli kullanırsa yavaş yavaş rahatlar. İşte bu şahıs 10 yıl madde kullanmış, esrar kullanmış. Hafızası %30 gitmiş. Gözünün biri %30 görüyor. Artık neredeyse kör noktasına, gözünün biri hemen hemen gitmiş.
aşırı madde kullanmaktan beyindeki hücreler ölüyor. Yani bazıları ben konuşuyor diyor ki bana diyor ki ya ben kullanıyorum bir şey olmuyor. Nasıl bir şey olmuyor? Zararı onun sonra çıkacak ortaya. Ha, bir beyefendi de geçenlerde geldi bana. Otur oturmaz başladı ağlamaya. Neden ağlıyorsun dedim. Ya ben ağlamayayım kim ağlasın? E niye? Söyle bakayım derdini. Dedi antidepresan kullanmış. Kimyasal çok tehlikeli. Kimyasal antidepresanlar baş ağrısı yapar, ağız kuruluğu yapar, iştahsızlık yapar. Efendim sindirim rahatsızlığına sebep olur. İntihara teşebbüs ettirir. Tehlikeli. Antidepresan kullanmış, ne olmuş? Hormon sıfır. Yani testosteron hormonu, erkeklik hormonu sıfır. Doktora gitmiş demiş ki, doktorum, testosteron hormon sıfır. Niye sıfır? Oğlum demiş doktoru, neden antidepresan kullandın? Kontrolü kullanılır. Rastgele kullanamazsın. Kim verdi sana buna demiş. Efendim kendim aldım kullandım. Kendin aldın kullanırsa şimdi kendin katlanacaksın demiş. Hanım da demiş ki kız kardeşimden farkın yok hadi güle güle. Bana gelmiş diyor ki ailemi çocuklarımı kaybetmiyorum ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yani bunun için öneriniz? Bunun için önerimiz bir bu içine düşmüş olduğu panik durumdan kurtarmak için sarı kantaron. Evet. Yani bunalımdan kurtarmak için sarı kantaron, testislerin tekrar kaliteli hormon salgılamasını sağlamak içinse ne gerekir? Kiribulus forte. Onun için de bizim bir ürünümüz var. Ama nerede? 80 çeşit ürünümüz var. Bulamayız herhalde. Aa, maşallah bulduk. Kiribulus ne yapar? Erkeklerde hormonun kalitesini artırır. Birleşimindeki dioskin ve alt türevleri erkeklerde ve kadınlarda kadınlık hormonunu ve erkeklik hormonunun kalitesini artırır. Var çaresi her şeyin. Elhamdülillah. Peki. %100 garanti oluyor demek yanlış. Biz hiç kimseye hiçbir zaman %100 garanti veriyoruz demiyoruz. Ne diyoruz? Kullan, gör. O kadar.